Değerli dostlarımız, bir normal sevenler vardır, bir çok sevenler vardır, bir de gönül verenler vardır, bir de Sakarya'da erenler vardır. Sakarya'da kabak tarlasının içerisindeyiz. Değerli dostlarımız, erenler, Akyazı, buralar kabak deryası olan ilçelerimiz. Ne yapmak lazım? Sofraya geldiğinizde çatal, kaşık, bıçak ve tabii ki tabak lazım. Tatlı yemek istiyorsanız tabii ki kabak lazım değerli dostlar. Osmanlı'nın, ecdadımızın dünyanın bir numaralı tatlı lezzeti. Bana göre şu güzelliklere bir bakar mısınız? Gözünüzün aldığı her yer kabak tarlası. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet, bu bölgede değerli dostlar kabağın profesörleri olarak anılıyorlar. Bir tarafımda Özcan abi, diğer tarafımda Coşkun abi. Coşkun abi aslında sanayici değerli dostlar ama bölgenin insanı olunca kabaksız olmuyor değil mi Coşkun abi? Evet. Ne yapıyoruz? Kontrol yerinde mi abi? Evet. Hasat zamanı başladı. Doğrudur. Sizde de var mı üretim? Var. Seversiniz? Severiz. Yersiniz? Yeriz. Coşkun abi, nasılsın, iyisin? Kaç yıldır bu işte uğraşıyorsun abi? Baba mesleği, 30 yıldan beri uğraşıyoruz. Geldin kaç yaşına? 60. Geçelim kabağın başına abi. Buyurun abi. Evet, kabağın başına geçtik. Coşkun abi, senin kabaktan anlama şeklin nasıl? Önce bir sen tarif et. İyi kabağı sen nasıl anlarsın? Sana ayrı sorayım, Özcan abiye ayrı sorayım. Bakın, Coşkun abi ben bakarak anlıyorum. Göz teması kuruyor değerli dostum. Şu an şunun pişiğine bakıyoruz. Buna? Tabii. Bu ne abi? Bu sipçiği yatık olunca dişi oluyor. Biraz dik olunca erkek oluyor. Tamamen dik olunca da ne oluyor? Erkek oluyor, dik oluyor. Eyvallah. Erkek. Peki oluyor, abi, kabağın dişisi erkek oluyor mu ya? Evet. Allah Allah. Öyle derler. Peki hangisi daha lezzetli oluyor? Aynı, değişen bir şey olmaz. Ha, değişen ekerken bir şey olmuyor. Yatığını şey yapacaksınız. Peki. Dikeceksiniz. Eyvallah. Yatık kabaktan tohum alacağım. Abi diyorsun. Ortalama şimdi ben burada her boydan kabak görüyorum. Yani işte 6-7 kilodan başlayıp aşağı yukarı 30-40 kiloya kadar var. Bu ne zaman abi tarlaya ekildi? Mart sonu ekilir, Nisan sonu da ekilir yani. Bir ay içinde ekilir yani. Havanın durumu. Yani bu Mart'ta, Mart'ın sonunda ekildi. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Şimdi tahminim bu Nisan 10'da falan ekmiştir yani. Allah Allah. Mart sonu eken az olur yani. Korkar ekme. Eyvallah. Kralar yapıyor. Şimdi oraya geleceğim. Coşkun abi, yani aşağı yukarı bu hasatın yapılabilmesi için bu kabak tarlada 6 ay yatıyor. 6 ay mı? Kaç ay? 5 ay 6 ay civarı yatıyor demek ki. Yok. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 6 abi işte. 6 ay ya. Ya minimum 6 ay değerli dostlar. Bakın hani soframıza belki bir anda geliyor. Severek afiyetle yiyoruz. Tahini pekmezi üstüne döküyoruz. Hele bir de fındık olursa diyoruz. Zaten Osmanlı tatlısı söylüyoruz. Ecdadımızın tatlısı ama 6 ayda verimi alınıyor. Toplamayı nasıl yapıyorsunuz Özcan abi? Toplamayı ilk önce kesiyoruz. Sonra yağmurlarda etkilenmemesi için dikiyoruz. Hani göbeğe bir dakika. Su gitmemesi için göbeğe. Şimdi bir dakika, bu kabakların böyle yan durmasının sebebi önceden kesiyorsunuz. Tabii. Bir ay, bir hafta kalacak veya 10 gün böyle kalacak. Sapları kuracak, sonra depoya girecek yani. He. Yoksa bozulur. Ya kabaklar bir dakika. Coşkun abi. Kesmesi gerekiyor. Şimdi şu önce bir kere kesiyoruz. Ya bir hafta önceden kesiliyor hasatı yapılacak kabak. Evet. Sonra böyle dikiliyor. Evet. Güneşte pişiyor. Güneşte pişiyor, tam kıvamına geliyor. Evet. Ondan sonra da hasatı yapılıyor. Evet. Abi zor mu bunun hasatı? Hasatı zor. Bağlaması zor işte. Genelde erkek işçiler. Evet. Kaç para abi günlük işçinin yevmiyesi? İyi işçi 2000 lira. Normal 1500 lira. Allah Allah, bunu nereye? Traktörü şeye mi götürüyor? Traktöre. Traktörle. Tane tane götürüyor. Bak, ton götürüyor işte. Evet. Abi burayı ben bir günde toplarım, ben sana söyleyeyim. İyi o zaman bir gün gel ya. He? Kesiyorsun bilmem ne abi, adam bayağı iş. Yo, bunu taşımayı diyorum abi, ben o kadar anlamam Coşkun abi ya. Kaç dönüm bu tarla abi? 8 dönüm. 8 dönüm. Burada kaç işçilik, kaç günlük iş var abi? Burada traktöre yığma işi. Valla 2 günlük iş var burada. Yok be abi ya. Traktörlere yükleyeceksin, birinci gün ikinci güne indireceksin. Ha, indirme de dahil mi 2000 lira? Tabii. Ooo Coşkun abi ya. Yığma işi, yığma işi. İndirme, abi bindirme 2000, indirme 2000 yazıyorsan başlayalım hemen. Ya gelmişken masrafı çıkartalım. Yövmeye giriyor yani. Bir gün
yüklersin, ikinci günü de indirirsin depoya yani. Eyvallah. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi abi? 30 yıldır yaparım, 35 yıldır. 30 yıldır yapıyorsun. Baba mesleği yani. Baba mesleği. Anlarım kabaktan diyorsun evet, abi. Evet. Peki bir şey daha soracağım sana Özcan abi. Geldin şimdi kaban başına, hani şöyle baktın ya. Kabağın içi iyi değil. Ne yapıyorsun? Vicdani bir soru sordum. Ama 20 kilo da geliyor abi. Ya kabak bu %80-90 iyi çıkar. %10 da olabilir yani. Olabilir diyorsun. Tabii öyle. Eyvallah. Evet. Ama anlarım da diyorsun. Şöyle ben şöyle söyleyeyim. Kabağın iriliği değil, orta boyu daha iyidir. Kabağın irisi iyidir ama orta boyu daha iyidir dedim. Büyük kabak gevşek olur biraz. Gevşek olur. Eyvallah. Orta boy biraz daha sıkı olur. Dolgun olur yani. Eyvallah diyoruz. Evet değerli dostlarımız, gözünüzün alabildiği yer gördüğünüz gibi kabak tarlası. Burası Sakarya, Erenler. Özcan abiye çok çok teşekkür ediyoruz bir abi. Şey, son kontrolleri yapıyoruz, kabaklarımızı alıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Büyük Esenceli Mahallesi'nde muhtarım dedi ki kardeşim burada bir muhtar var dedi. Muhtarı sormadan dedi tarlaya dedi dalmışsın dedi. Estağfurullah sayın muhtarım dedim. Biliyorsunuz muhtar köylülerimizin baş tacıdır, mahallelerimizin baş tacıdır sayın muhtarım. Kabak almaya geldik. İyi kabağı nereden anlayacak? Sen de şöyle ay yüzlü, nur yüzlü, doğru sözlü, renkli gözlü bir insan olarak isim ne abi? Saadettin Duman. Oh Saadettin Duman abi. Nereden anlayacağız abi Saadettin abi? Abim Adapazarı'ndaki kabakların hepsi güzel. Abi. Adapazarı'ndaki kabakların hepsi güzel ama siz de bugün nasıl buldunuz bu üreticiyi? En iyi kabak yetiştiren üretici bulmuşsunuz. Abi bana dediler ki, masada da söyledim ama yine söyleyeyim. Damara kan lazım dediler. İnsana can lazım dediler. Kabak arıyorsan dediler. Erenler'de Akyazı'da dediler. Bu işin ustası Özcan dediler abi. Akyazı ben de atladım değil. Geldim abi. Akyazı değil ya. Ya fark etmez. Komşu ilçe orada da ekiliyor. Erenler Akyazı tamam. Evet. Akyazı'da da güzel kabak yetişir ama en fazla bizim bu Büyük Esenci Erenler. Yani Adapazarı'nın meşhur kabağı burada. Bakın şuraya bakın. Şu kabaklara bakın. Nereden anlayacağız şimdi abi Saadettin abi? Abim bak kabak böyle dilimli olacak. Evet. Sapı kalın olacak. Evet. Altı böyle vurdurma top lop 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 ses gelecek. Beton gibi olacak diyorsun. Aynen öyle. Kabak eyvallah ne kadar kabak ne kadar pişkin olsa, güneşi ne kadar görmüş olsa o kadar güzeldir. Peki şunu söylüyor musun abi? Türkiye'nin en lezzetli kabakları, Avrupa'nın ve dünyanın en lezzetli kabakları ilçe ayırmıyorum. Sakarya'da birleştiriyorum. Aynen Sakarya'da öyle. Yetişir diyor musun Sakarya'da abi? Sakarya'da yetişir. İddialıyız diyor musun İddialıyız. Abi? İddialıyız. Bir numarayız diyor musun bir abi? Bir numarayız. Muhtarlar için de bir numara mısın? Abi. Şimdi muhtarlar içinde de bir İlk dönem mi? Kaçıncı dönem? İkinci dönem. İkinci dönem. Allah üçüncü dönemi, dördüncü dönemi, beşinci dönemi nasip etsin. Beş dönem sonra bırakırsın abi. Yok abim be o kadar gidemeyiz. Ne kadar gitmeyi düşünüyorsun abi? Ama değerli dostlar şunu da gördüm. İnsana tebessüm yakışıyor. Saadettin abiye, Saadettin muhtarıma da biraz farklı yakışıyor. Gülmek önemli ya. Sağ ol. Tebessüm çok önemli değil mi abi? Sağ ol. Aynen öyle. Şimdi muhtarlar bir numara dediğin zaman da şimdi diğer muhtarlarımız o konuda alındılar. O açıdan. Eyvallah. İnce de düşünceli böyle değerli dostlar. Ama kabak konusunda Sakarya ülkemizin yüz akı. Gerçekten öyle. Ya zaten şimdi her ilin bir mark olmuş meyveleri, sebzeleri var. Evet. Mesela Çorum'un leblebisi. Doğru mu? Kuzumuz, pirincimiz. Efendime söyleyeyim. Aynen. Pirinç, kuzu. Adana'nın... Sen bir dakika Çorum'a nereden geldin abi? Ben Çorum'a hiç gitmedim ama meşhurluğunu biliyorum. Mesela Aydın Nazilli... Bir dakika ben Çorumluyum onun için. Öyle mi? Vallahi Çorumluyum. Allah Allah. Tesadüf oldu. Bak şimdi Aydın Nazilli'nin inciri. Oo, Adana'nın şişi. Çektim. Yani, Nazilli'de inciri Urfa'nın, çektik biliyorsunuz. Urfa'nın kabağı. Adapazarı'nın kabağı. Eyvallah. Ya bundan meşhur. Eyvallah değerli dostlarımız. Sayın muhtarım çok çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Değerli dostlarımız şu anda Özcan abi kabağı yuvarlıyor. Abi bu ne abi? Bu da mı süper? Ne diyorsun abi ya? Evet. İyi mi? Kabayan hası. Ne diyorsun abi ya? Tamam, tohumlu kabak.
Abi. Bak ağır gelir bu hak çaplama. Abo! Abi. Nereden baksan 20 kilo. Değerli dostlar, Büyük Esence, Sakarya, Erenler, bu gördüğünüz abiler, bu ülkeye, bu vatana, bu millete, bu bayrağa, bu ezana gönül verenler. Aynen. Burası Sakarya. Aynen. Kıvrım kıvrım akar ya. Onlar destan yazar, dünya bakar ya diyorum efendim. Değerli dostlarımız, hava sıcak Sakarya'da, ovada akıttık alın terimizi, kabak tarlasında aldık yerimizi. Abi dünyanın en kaliteli kabağını da üretsen, tüketmeden önce tatlı yapılacağı zaman ustanın, ev hanımlarının pişirmesi önemli. Nasıl pişirilmesi gerekiyor Sakarya Erenler kabağı? Şimdi kabağı akşamdan keseceksin, soyacaksın. Tencere dilim yapıp tencereye koyacaksın. Akşamdan şekeri yatıracaksın. Mesela 4 kilo kabaksa 1,5 kilo şeker en azından. 4 kiloya 1,5 kilo şekeri. Evet, 2 de olur, 1,5 de olur. Yatırdık, sabaha beklettik. Sabaha kadar beklettik. Onun şeyi solanacak o. Aşağı çekilecek suyu, şekeri. Tamam. Sabahleyin de hızlı ateşte 5 veya 10 dakika hızlı ateşte önce bir harlayacaksın. Harlayacak. Sonra? Ondan sonra en kısık ateşe alınacak. 4-5 saat kaynayacak. Tabi arada bir tencereye bakılacak. Bu şey dökülmesin diye ağdası. Evet. Ve ondan sonra kapak da yarım açık kalacak biraz. Evet. 4-5 saat sonra bakacaksın, eğer suyu çekilmediyse biraz daha kaynatabilirsin yani. Duruma göre, suyuna göre. Eyvallah. Suyun nereye kadar çekilmesi lazım abi? Ya tam aşağı oturmayacak yani. Biraz bekleyecek yani. Aşağıda duracak biraz yani. Ha, yani kabağın üst seviyesiyle alt seviyesinin ortasında bir yerde duracak. Daha aşağıda. Daha, daha aşağıda duracak ha, abi. Aşağı göre 5'te 1 tencerenin. Evet. Suyu duracak. Bir de karşı odaya gittiği zaman, arka odaya, oradan şeyini çekeceksin burnunu şöyle güzel bir şekilde. Koku geliyor mu diye. Koku geliyor mu diye. Eğer geliyorsa kabak kokusu, tat kokusu, hemen kapacaksın aygazı. Tencereyi alacaksın eline. Büyük tepsi alacaksın, ters çevireceksin tencereyi. Ondan sonra tepsiyi salacaksın şöyle. Saladıktan sonra fırına vereceksin. İstersen yani, istemezsen vermezsin yani. Fırına verdiği zaman daha iyi oluyor, kelibar gibi oluyor. Özcan abi sen anlatıyorsun, milletin ağzının suyu akıyor. Evet. Ülke TV izleyenler en iyisi gezmek şu anda sana bakıyor abi. İstiyorsan diyorsun ondan sonra fırına da verip hafif yakabilirsin de diyorsun. Evet. Ağzının damak tadına İsteyen göre. Fındık şey yapar, isteyen ceviz şey yapar, üstüne ekeler. Eyvallah. İsteyen tayin koyar. Eyvallah. Fark etmez. Değerli dostlarımız, bu tarlada Coşkun Bey abimizin tarlası bizi getirdi. Ben dedi genelde dedi ufak boy, orta boy ekiyorum. Kısmen büyük boy kabak da ekiyorum dedi. Rabbim gökyüzünden inşallah tarlalara yetecek kadar, içme suyuna yetecek kadar eksik etmesin yağmuru. Köylülerimizden eksik olmaz ayağının çamuru. Annelerimizin elinden de eksik olmaz elinin hamuru diyoruz. Erenlerden şimdi Akyazı'ya doğru geçiyoruz. Buradan da kabakları biraz kontrol edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Ben Özcan abiye de çok teşekkür ediyorum. Evet. Coşkun abiye de çok teşekkür ediyorum. Yolunuz Sakarya Erenler'e düşerse zaten mahalle arasında da köylüler de kendi tezgahlarında da satıyorlar. Ama Türkiye'nin en kaliteli kabakları diyorlar. Yolumuza devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Sakarya aynı zamanda fındık üretiminin de ciddi manada yapıldığı yaylalara doğru, tepelere doğru hem ekiminin hem dikiminin hem hasatının yapıldığı, Türkiye'nin ciddi fındık üreticilerinin olduğu bir ilimiz. Akyazı da bunların başında geliyor. Abi bu tarz devamlı böyle mi? Yok. Nasıl yok? Bu yere çökünce dizlerim acıyor. Öyle mi? Menisküs falan mı var? Yok, şu yere çöküyorsun ya fındık vermek için makineye. Evet. Bunlar öyle. Bunlar onun için. Senin zaten bu, direkt kemikler temas eder abi. Maşallahın var. Hiç et yok yani. Bu toz sırtıma aşağı gitmesin diye. Toz kaşındırmasın diye. Evet. Eyvallah. Evet. Abi ne demişler? Ne demişler? Tırnağın varsa sırtını kaşı ama ben sana bir kıyak yapacağım. Şöyle seni bir kaşıyım abi. Gidişiyor mu abi? Doğru söyle. Allah bak razı evladın ya. Kaşıdı mı hiç böyle Allah. Sırtını? Doğru yok, söyle. Yok, çocuk var mı? Yok. Nasıl kaşıyorum abi? Bir daha. Hiç iyi, böyle kaşıdılar mı abi? Eyvallah. Değerli dostlarım, şimdi fındık hasatı aslında yapıldı. Tepelerden de bu son hasat olduğu için biraz böyle taşlar yerden yapılan hasatlar. Yerden tırmığıyla
çekiyorsun. Gel ustam şöyle. Değerli dostlar bakın burada görüyorsunuz işte yerden artık son bölümde çekilen fındıklar burada. Bunlar buraya yığıldıktan sonra değerli dostlarımız gel ustacığım şöyle. Geldim. Buradan demin ustamın söylediği şuydu yani buraya diziyle çöküyor. Dizler yara olmasın diye. Buradan tırmıkla evet. Doğru mu abi? Şöyle. Evet ellerle avuçlarla tırmıklarla evet. Buradan veriyoruz. Buradan gidiyor efendim şu makineye. Makine biraz ayıklıyor. Sonra ne oluyor? Suyun başına. Suyun içine dökülüyor. Suyun içine dökülüyor. Bunun içinde ince taşlar var. Evet taşları ayıklıyor. Abi. Bu taşlar suyun içine bunlar buradan oluyor. Çıktı evet. Şöyle iyisinden bir fındık kır bakalım bize ustam. İsim neydi? Dişimle mi? Vallahi ben bilmem abi. Dişine güveniyorsan dişinle, işine güveniyorsan elinle abi. Al sala bir fındık kırayım. Bu fındık. Abi. Bu iyi midir? Bu... Akyazı fındık kaliteli midir abi? Köyümüzün adı neydi? Ballıkaya. Ballıkaya. En kaliteli fındık Ballıkaya'da. Diyorsun ki evet. Hiç kimseye güvenme sırtını yaradana, Rabbine daya. Burası Akyazı Ballıkaya. Doğru evet, mu abi? Evet, evet doğru, abi. Doğru. Dur abicim. Benim bir huyum var. Ben mal sahibine ilk defa ikram ederim abi. Nasıl abi? Şimdi kır bir tane de biz yiyelim abi. Değerli dostlarımız burada emek var. Emeği verdikten sonra yemek var. Burada zahmet var. Zahmeti çektikten sonra Allah'ın izniyle rahmet var. Doğru mu abi? Evet. Kır abi. Gördüm. Evet. Sana da şu fındık çıktı. Evet çıktı. İnşallah çürük değildir. Eyvallah abi. Artık ne çıkarsa bahtımıza diyoruz. Değerli dostlar şimdi arkadaşlar makineyi çalıştıracaklar. Burası Akyazı Ballıkaya köyü artık fındıkta son hasat. Buradan itecekler efendim. Buradan doğru dolaşacak gidecek. Makine bir kısmını ayıklayacak. Sonra son rutuş için havuzun olduğu noktaya gelecek. Orada fındık güzelce bir ıslanacak. Taşı toprağı birbirinden ayrılacak. Sonra da inşallah sofralarımızda yerini bulacak diyoruz. Şimdi fındık hasatının son noktasındaki makine işlem bölümüyle Ballıkaya'da sizleri baş başa bırakıyoruz. Değerli izleyicilerimiz Akyazı Ballıkaya'daki yolculuğumuz devam ediyor. Fındıklar gördüğünüz gibi makinalardan geçtikten sonra böyle güneşte yere serilir. Burası Sakarya Akyazı göğüsler gerilir. Ben bu kardeşime soracaktım neyini anlatacağız dedi. Abi sen şöyle bir havuçla. Ne demişler? Gözlerini iyi görmesi için havuç lazım. Fındığı hapazlamak için avuç lazım. Abi maşallah senin elde var ya çip paletli şey gibi abi maşallah çalışa çalışa ellere bakın değerli dostlar. Bu gördüğünüz köylüyle bu gördüğünüz şehirliyle değerli dostlar. İşte aradaki fark bu. Yiyorsun yemekte tazı, geliştirmişsin pazı. Anlat. Anlat. Anlatamıyorsan anlatanı çağırırım. Evet. Değerli izleyicilerimiz coşkulu alkışlarınızla Hacı abi şöyle yanıma alıyorum. Gel abi gel 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 abim benim Hacı abi. Seni yakalamışım gel bakalım abi. Beni yakalama ben 80 yaşındayım benimle uğraşıyorum. Kaç yaşındasın? 80 yaşındayım. Sinan Sak abi kaç yıldır fındık işiyle uğraşıyorsun? Dünyaya geldim gelesi onunla uğraşıyorum. 80 yıl önce geldin evet. Gözünü açtın evet. Fındıkların dibindesin. Evet. Sonra biraz büyüdün. Gene fındık, fındık toplamaya başladın. Gene fındık dibindeyim. Eyvallah abicim. Buranın fındığı meşhur mudur abi? Akyazı'nın fındığı. Meşhurdur. Meşhurdur. Yer miyiz? Ama bu sene yok. Yağışlardan dolayı mı? Güneşten hasattan dolayı mı? Güneş mi az oldu? Tabii. Güneş mi az oldu? Güneş çok oldu. Eyvallah. Hacı abi, Hacı abi şöyle hafiften dizler tutuyor mu? Biraz tutuyor. Şöyle hafiften bir eğilelim. Bizim fındığımızın özelliği nedir abi? Şöyle bakalım Hacı abi. Bu deli savar fındığı. Deli savar? He. Nasıl yani? Deli savar fındığı derler buna. Allah bu, Allah. Bu memlekette çok iyi. Şöyle şuraya dön de söyle. Bu fındığın adı deli savar mı abi? Evet. Yani deliye veriyorsun. Ya deliye vermiyorsun. Akıllıya veriyorsun da. Abi deli savar dedin deli ya. Deli savar koymuşlar. Ha. Yani öyle verdiğin koymuşlar. Zaman deliyi bile akıllı eder diyorsun. Eder, o kadar eder, diyorsun eder, böyle eder. Kafayı çalıştırır. Eder, ben eder. Olayı oraya bağlayacağım. Eder. Sen şimdi çiftçinin eder. Kralısın. Biz de lafı lafa bağlıyoruz abi. Senin niye? Gibi güzel abileri görünce sevinçten ağlıyoruz. Alnından da öpüyoruz abim benim. Renkli gözlerden kim sorumlu? Vallahi bilmiyorum. Allah var. Yenge yaşıyor mu? Yaşıyor. Eyvallah. Allah uzun uzun ömürler versin sağ abi. Sağ ol. Seni ona, onu da sana muhtaç etmesin abi. Amin. Her şey gönlünce olsun Hacı abi. Amin. Ben o zaman bir şey yapmak istiyorum yüksek müsaadenle. Bir evladın olarak tüm Sakarya Akyazılılar üzerine bu dik duruşundan dolayı alnından öpüyorum seni Hacı abim. Oh maşallah. Ben de öpeyim öyle sen. Oh. Hacı abim diyorum. Bereketini görürsen inşallah. İnşallah. Ülkemize enerji olur inşallah. İnşallah. Sağlık olur, afiyet olur, bereket olur diyoruz. Evet fındıklar yere serili değerli dostlarımız. Hacı abinin de göğsü gerili diyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz.
Evet değerli izleyicilerimiz, Ballıkaya köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. Değerli muhtarımız Cappar Saka dedi ki, Harun Bey aşağıda dedi, ıslakta dedi, biz dedi taşı fındıktan yıkamada, ayırıyorduk evet. Dedi yıkamada. Burada şimdi dedi seril dedi, burada bir işlem daha görüyor o zaman evet. Muhtarım. Evet. Ne oluyor peki burada? Burada da kuru işlem yapıyoruz. Fındığı seriyoruz, kurutuyoruz. Boşu ve taşı, gübürünü bu gördüğümüz makinede ayırıyoruz. Kuruduktan sonra evet. Bir kez daha elden geçiyor. Çünkü niye? Tüketicilere en sağlıklı fındık, evet. En güzel fındık, içinden taş çıkmayacak. Evet. Doğru mu? Çer çöpü evet. Tamamen ayıklanmış. %100 artık hizmete hazır evet. Olan fındık sunulsun diye. Muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kuru alanda ayıklama makinesini çalıştırıyoruz. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Değerli izleyicilerimiz, Sayın Başkanım dedi ki bu arkadaşta laf çok, onun hiçbir zaman karnı aç olmaz, tok dedi. Doğru mu abicim? Yani. Abi burada adam yani havayla başkanın mesela, karnı doyar abi. Başkanım ne dediyse doğrudur. Eyvallah abicim. Ne yaptık abi şimdi, fındıkları topladık? Abi fındıkları topluyoruz şu anda. Evet. Bahçede işçiler çalışıyorlar. Ben de işte getirdim. Yani Eylül'ün sonunu buluyor mu Akyazı'da fındık abi, hasatı? Sürekli devam ediyor mu? Bir sirkülasyon var sanki. Yok abi. İşçilerden ötürü bir sıkıntımız var. Öyle sırayla beklediğimiz için. Öyle mi? Öyle kaldı. Biraz iş yok, işçi yok diyorsun. Güzel bir slogan değil mi? Aynen. İş çok, işçi yok. Aynen. İşçiler sıraya giriyor, imece aynen, usulü. Aynen. Kabak'ta da biraz onu gördük. Yani aynen. İnsanların artık yavaş yavaş aslında hem sağlık evet. Sorunlarını gidermesi için biraz antrenman yapması lazım. Sağda evet, olması evet. Lazım abi. Ne yapacağız şimdi Hacı abi? Şimdi abi ben şimdi bunu kaldıracağım. Evet. Oraya çuvalları dökeceğim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İsim ne abi? Benim adım Muhammed Saka. Evet abi. Hoş geldiniz. Sefa Muhammed abi yer aç böyle şöyle bakalım. Yanaş bakalım. Evet geldim Muhammed abi. Bir uyarıda bulunmak istiyorum. Dur çalıştırma abi. 4x4 sistemi devreye alındığından motor birinci vitese, römork ise ikinci vitese alınmalıdır. Aynen. Akü zayıfsa elektrikli 4x4 sistemi devreye girmez. Girmez doğru. Girmediği zaman devreye ne giriyor? Girmediği zaman... Yaradan'ın insana verdiği güç devreye giriyor değil mi? Aynen. Doğru mu? Doğru. Bakacağız. Doğru. Hadi bugün şanslısın Muhammed abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben adiliz bizde, pehlivanlık var yani. Kaldırır kaldırır atarız valla. Sizin isminiz... İsmim Harun efendim. Harun efendim. Eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çalıştır bakayım Muhammed abi. Önce bir çalıştıralım. Çalıştır bakalım abi. Hay maşallah. Şimdi bu 4x4 bu çalıştırıyor. Evet. Bununla bir işimiz yok şu anda. Evet. Şimdi buradan böyle kaldırıyoruz abi. Hay maşallah. Burada şimdi sen de ayıklama mı yapacaksın Muhammed abi? Nasıl olacak? Buraya bu şekilde buraya yığıyoruz. Zaten bu kuru. Şöyle şu tarafa geçelim abi. Efendim. Evet, yığdık. Bu şimdi böyle kuru. Evet. Patoz var bunu ayıklayan patoz. Ayıklayacağım. Onu işte belli bir saatlerde gelecek patoza vuracağız. Eyvallah. Ayıklayacağız kabuğunu. Sen yalnızlığı falan mı seviyorsun abi? Yok abi, işçiler hep bahçede şu anda. Onu demiyorum abi. Sen öyle bir yere mekan yapmışsın ki abi. Onu başkanımıza söyleyeceğim. Allah Allah. Güzel değil mi hava? Abi çok güzel burası. Oh, hava bedava. Yoksa benim fındıkla hiç alakam yok. Az bir bahçem var. Havası mı iyi geliyor diyorsun? Şimdi böyle bir geldim buraya. Hoşuma gitti. Yani Allah nasip etti. Eyvallah abiciğim. Evet. Dök o zaman abi. Döküyorum. Dök bakalım Muhammed abi. Dök gelsin bakalım abi. Tozut be Muhammed abi. Tozutuyorum. Tozut Muhammed abi. Senin fındık sanki biraz iri gibi ya. Evet biraz. Vallahi senin fındığın kalibre biraz yüksek. Yok. Çakıldak, çakıldak mı diyorlar abi? Çakıldak derler ama karışık da var içinde. Evet. Evet. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi oldukça da iri bir fındık. Evet değerli izleyicilerimiz, Akyazı'daki fındık hasatına geldik şimdi. Hanımefendiler gördüğünüz gibi harıl harıl çalışıyorlar. Ablacığım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz. Teşekkür ederim. Sizden kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Fındık hasatı konusunda uzmanlaşmışsınız gördüğüm kadarıyla. Evet. Eyvallah. Genç yaşta tarlaya inmişsiniz. Okul falan nedir durum ablacığım? Okul bitti. Şu an üniversiteye hazırlanıyorum. Ben güzellik bölümünü bitirdim. Nereden geldiniz? Diyarbakır merkezden. Aileyle mi geldiniz? Kuzenlerle mi geldiniz? Kimlerle geldiniz? Kuzenlerle geldik. Her sene geliyorsunuz aşağı yukarı. Evet, her sene geliyoruz. Eyvallah. Nasip de bu sene fındık hasatı, normal hasata da katılıyor musunuz? Evet. Eyvallah. Ablacığım sana da kolay gelsin. Sağ ol.
Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Vallahi iyiyim. Çalışmaya geldin? Evet. Abla falan mı var burada, kuzenler mi var? Bu benim kuzenim de abla. O abla, kuzen. Evet. Nasıl bir duygu, bir aradasınız? Evet. Ekip işi güzel oluyor değil mi? Evet. İyi, hadi bakalım, sana da kolay gelsin. Şöyle hanımefendilerin yanına doğru da gidiyoruz. Abla kolay gelsin. Vallahi şimdi aslında zor şartlar burası. Doğru mu? Tarla çünkü biraz böyle rampada, tepede ama hava temiz. Alışkınız. Alışkın mısınız? Eyvallah. Kaç yıldır Diyarbakır'dan böyle Sakarya tarafına doğru veya farklı tarım illerine geliyorsun abla? Benim bu ikinci senem ama teyzemler falan 10-15 yıldır burada. Memnunsun? Memnunuz, evet. Bir farkın, Diyarbakır'da mı yaşıyorsunuz normalde? Evet, Diyarbakır merkezde yaşıyoruz. Eyvallah. Okul falan ne yaptınız? Üniversite mezunuyuz. Öyle mi? Üniversitedeyiz. Üniversiteye hazırlanıyoruz. Diş hekimliği istiyorum. Ne diyorsun? Onun için evet. Ama diş hekimliği güzel bir bölümdür. Para biriktirip dershaneye gideceğim. O yüzden geldim. Ha. Evet. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Yani burada emeğinin inşallah karşılığını alarak paranı biriktirirsin. İnşallah umarım. Devlet Üniversitesi'nde de güzel bir diş hekimliği fakültesini i̇nşallah. Kazanırsın. Orada da inşallah çok güzel bir diş hekimi olarak ne yaparsın? Ben ülkemizin insanına hizmetler yaparsın. İnşallah olur. Ben bu temennilere katılıyorum. Sen ablacığım? Valla şey diyemiyorum. Sen okul? Yok, okumuyorum. Okumuyor. Sen de diyorsun çalışayım biraz para kazanayım dedin. Eyvallah. Evet kardeşlerimiz gördüğünüz gibi değerli dostlar harıl harıl çalışıyorlar. Akıttıkları tel helal olsun diyoruz. Aşağıda da yine bir grubumuz var. Oraya doğru gideceğiz. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Ben sana şimdiden diş doktoru diyorum ona göre. 10 saat 7.30-8 gibi başlıyoruz. 6-6.30'da bırakıyoruz. Tabii tatlı bir yorgunluk da oluyor. Oluyor ama alıştık yani. 50 gündür buradayız. Eyvallah. Eğlenceli geçiyor. Hepimiz aileyiz öyle. Eyvallah. Tantana falan var ama. Değil mi? Ama siz ekibi gördüğüm kadarıyla kafa dengi uyanlar ayrılmışsınız kuzenler kadar. Yok ya, hepimiz genciz, alışık. Yani dayılarımız var, kuzenlerimiz, teyze çocuklarıyız hepimiz. Oo maşallah. Yani, evet. Burası geniş bir aile. Evet gördüğünüz gibi değerli dostlar. Fındık hasatını, bu dönemdeki fındık hasatını da Sayın Başkan da diyor ki bilerek bu tarihlere bırakıyoruz diyor. Çünkü yere dökülenlerle birlikte burasının biraz rakımı da yüksek değerli dostlar. Kalibre biraz daha yükseliyor. Bir aşağı doğru bir inelim bakalım. Murat gel. Evet değerli dostlarımız, bu genç kardeşim de şimdi üfleme yapacak değerli dostlar. Üfleme nedir abi? Şöyle şu makineyi bir görelim öncelikle. İsim ne kardeş? Yusuf. Oo ne güzel ismin var ya. Yusuf gibi şöyle bak bakalım, Yusuf yüzlü müsün, millet şöyle bir görsün. Memleket Diyarbakır. Evet. Diyarbakır evet. Şimdi ne yapıyorsun? Sen aslında yukarıdan fındıklar daha rahat toplansın diye üflüyorsun, aynen, evet. Biriktiriyorsun. Evet. Doğru mu abi? Doğrudur abi. Önce bize bir üfle bakayım ya. Bura hava önce sıcak biliyor musun Yusuf? Çalıştır bakayım. Yusuf aç bakayım. Abo! Ha şuradan bir göster bakalım Yusuf bize. Değerli dostlar bu şekil fındıkları, Yusuf kardeşimin görevi fındıkları aşağıya doğru üflemek. Tamamdır Yusuf'um. Tamam. Yusuf diyor ki fındık bahçesinde tozu dumana katarım. Akşamleyin saat 10 dedim mi yatarım diyor. Doğru mu Yusuf? Dinlenmeye ihtiyacı var değerli dostlar. Şimdi şöyle aşağıya doğru geliyoruz. Abla kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Sen Diyarbakırlı değilsin. Akyazılı gibi duruyor. Ben değilim evet. Tarla sahibi miyiz? Evet. Ha, oha. Değerli dostlarımız. Ver abi. Ver kamerayı ver. Şöyle çekeyim kendimi. Değerli dostlar az önceki o kameranın kayıttan çıkma anında Murat kardeşimiz zor şartlarda şöyle bir yaklaşık 1 metre kadar kaydı. Evet. Evet düştüm ama diyor görüntüyü kaybetmedim diyor değerli dostlar. Bu tür olaylarda kameramanlar için önemli olan kendisi vücut güvenliği kadar kameranın güvenliği de. Kamerayı düşürmemek için değerli dostlar şöyle 1 metre havaya kaldırdı. Yani asker için silah neyse kameraman için kamerada o diyoruz. Ablam sen nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Bu da değişik bir tecrübe oldu ya. Çalışıyorsunuz. Çok şükür çalışıyoruz. Ekip evet. Çalışıyor maşallah harıl harıl. Aynen aynen. Eyvallah. Ne zaman bitecek hasat? 3-4 gün daha sürer herhalde. 3-4 gün daha sürer. Valla tek tek topluyorsunuz. Emeklerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Şöyle kaymadan düşmeden şu tarafa doğru da gelebilirsem değerli dostlar. Yani... O fındıklar yeniyor ya, lezzetli lezzetli, keyifli keyifli, vücuda enerji katıyor ya,
Ama o fındıkları Türkiye'nin hangi noktasında olursa olsun, düz alanda bile olsa, ki ülkemizde fındık ekilen yerlerin çoğu düz alanda değil, böyle bayırlarda, daha lezzetli olsun diye, işte böyle teker teker zahmetle toplanıyor değerli dostlar. Şöyle bir ekranlara getirelim. Onun için yediğimiz fındıkların kadrini, kıymetini bilmiyorum. Abla şöyle bir geçeceğim. Hop! Geldim buraya. Selamünaleyküm. Nasılsın genç kardeşim? İsmin nedir? İlhan. İlhan! Allah sana ilham versin inşallah. Ne yapıyorsun, iyisin? Ne yapayım, arkanda topluyorum. Öğrencilik var mı? Bıraktın mı? Devam mı? Bir hedef var mı? Devam. Devam. Ne düşünüyorsun? Vallahi şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Hasatı bitireyim diyorsun ha? Aynen abi. Eyvallah İlhan'ım. Sana da kolay gelsin kardeşim tamam, benim. Kardeş sen nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir? İsim nedir kardeş? Mehmet. Mehmet ne güzel ismin var ya. Değerli dostlar, Diyarbakırlı kardeşlerimizin de güzel güzel isimleri var. Mehmet kaç yıldır hasat yapıyorsun? Vallahi ben 2 yıldır fındığa geliyorum ama başka hasatlara falan gidiyorum. Ondan önce ne yaptın? Patates işi, havuç işleri falan yapıyoruz. Hasat bizim işimiz diyorsun aynen, ya. Aynen. Eyvallah kardeşim. Devam. Yorucu oluyor mu? Tabii ister istemez. Çoluk çocuk? Var. Evlisin? Aynen. Allah onlara uzun uzun aynen, ömürler aynen. versin. Sağ olun. Ülkemize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Ablacığım sana da kolay gelsin. Öyle mi? Ha o değerli dostlar. Yusuf kardeşim eşiyle birlikte çalışıyor. Allah güç kuvvet versin değerli dostlarımız. Kolay gelsin diyoruz. Değerli dostlar Akyazı'daki fındık hasatının görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Ülkemizin kadim şehri Diyarbakırlı kardeşlerimiz ekmeklerinin peşine memleketlerinden çıkıp gelmişler. Şu anda da Sakarya'mızda, tarım ilimizde fındık hasatında alınlarının terleriyle, onurlarıyla, gururlarıyla ekmek paralarını kazanıyorlar. İnşallah helali hoş olur, bereketli olur diyoruz. Hasat görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Sakarya Akyazı'daki yolculuğumuz devam ediyor. Kuzuluk mevkisindeyiz. Burada tabii ki çok ciddi manada bir termal yapı var. Oradan dışarıya çıkanlar Kuzuluk Belediyesi'nin bu gördüğünüz pazarında bazlamasını, tarhanasını, çöreğini, hurmasını, ondan sonra yok değil mi abla? Yağ var, yoğurt var, turşu var, olmayan yok. Hepsi kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyoruz ablacığım şimdi? Şimdi bazlama, gözleme, hepsinden var kaşar, katmer. Yok diyorsun. Yok hepsinden var. Bazlama buyur. Oluyor. Bazlama bu. Evet bu neyli? Gözleme. Gözleme neyli efendim? Peynirli patatesli ıspanaklı. Ispanaklı. Nasıl peynirli. Rağbet görüyor mu? Tabii. Yiyorlar tabii. Mı abla? Tabii. Ne yaptı? Pişirip buraya atıyorsun. Evet. Sabah kaçta yakıyorsun tezgahı abla? 7:30. Akşam? 8. Böyle devamlı yağlıyoruz. Evet. Eyvallah. Değerli dostlar yolunuzu Kuzuluğa düşürürseniz, Akyazı'ya düşürürseniz. Her zaman bekleriz. Bazlamalı, patatesli. Ondan ıspanaklı. Sonra ıspanaklı, peynirli, ispanaklı gördüğünüz peynirli. Gibi bazlamaları ve gözlemeleri yiyorsunuz. Eyvallah. Yalnız abla senin biraz gözlemeler bol kepçe. Böyle öyle. İri mi yapılıyor burada? Tabii. Fiyatlar nasıl? Uygun be. Evet. Ne kadar uygun? 60 lira. Herkese uygun diyorsun. Herkese adam uygun. Doyurur bu. 2 kişi doyar bununla ya. Evet. Abi selamünaleyküm. Abi hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olasın. Abi yok neler var bir anlat abi şuradan. Abi her şeyimiz var. Tereyağımız, peynirimiz, balımız, pekmezimiz. Ya ben sana sordum. Tarhanamız. Bir dakika. Ben kürek alıyorum. Topu sana niye attı bu yenge? Ya korktu. He? Niye korktu? Tereyağımızdan tut, balımıza. Her şey var diyor. Abla makarnalar çeşit. Erişelerimiz sebzeli, sade. Sebzeli, sade. Hepsinden var. Yani birileri buraya geldiği zaman rahatlıkla evinin ihtiyacını alıp gidebilecek şekilde. Evet, ezme var. Ezmelerimiz var, acıkalarımız var, salçalarımız. Kozalak pekmezi biliyorsunuz. Kozalak pekmezi. Biliyorsunuz pandemiden sonra öksürük insanlarda sıhça görülen bir şey, hastalıklar tetiklenen. Evet. Yani onların... Onlar ama bu bölgenin çamlarından. Tabii bizim burada yapılıyor. Dışarıdaki nasıl diyeyim size köylümüz de kazanıyor. Biz de kazanmaya çalışıyoruz. Şuradan sayı ver abla bize. Tarhanalarımız gördüğünüz gibi, eriştelerimiz... İşte kış sezonu geldiği zaman böyle kurularımız. Hurma var. Hurmalarımız. İncir var. Ve geçen sene kuruttuğumuz hurmalar çok güzeldi. Bu sene devamını yapacağız. Öyle cennet mi? Hurması. Eylül'de mi, Ekim'de mi kurutuyorsun? Şimdi bu ay başlarız artık. Bu aydan başlarsın. İtibaren. Çıkmaya başladı. Rengarenk tezgahlar dostlar. Öyle. Enişte de aynen çalışıyor öyle. Maşallah orada. Evet onu da emekli etti EYT sağ olsun. Eyvallah. Maaş alıyor. Eyvallah. Maaşı çalışıyor. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Değerli dostlar burada tezgahlar oldukça renkli. İncirimiz var. Cennet hurmamız var. Neyimiz var?
Öyle mi? Yöresel peynirlerimiz burada. Ne abla, anlat o zaman. Dil peyniri, Çerkez peyniri, sepet Sivas peyniri, yazıyor abla. Peyniri. Abi onların isimlerine aldanmayın. Eyvallah. Tulum peyniri, yumurtalar, yani yumurtalar tereyağı. Bizim, tereyağlar bizim. Sadece şu peynirler hariç diğer peynirler bizim buraya ait. Taranayı sen mi yaptın abla? Biz yapıyoruz. Ne kattın? İçerisinde ne var? Ana maddesi yoğurt. Sonra? Nanesi, tarhana baharatı. Yani bunlar. Yok yok diyorsun. Yani, her derde de tabii, var. Tabii tabii. Kış içeceği. Yani salça olarak biber kullanılıyor. Domates kullanılıyor kışın. Yazın kendi ürünleri kullanılıyor. Domates, biberi. Yolu Akyazı'ya düşenler, kuzuluğa düşenler gelsinler. Gelirler. Değerli dostlar, mümkün oldukça organik her olmaya çalışılıyor. Bekliyorum. Ablalar orada çalışıyor. Abi sen deminden beri bekliyorsun. Hayırdır? Ben üşüyor musun? Yok, yaptırdım yaptırdım. Öyle mi? Yaptırdım, ne yaptırdın? Sıra bekliyorum. Buyurun. Gözleme yaptırdım he. Nereye götüreceksin? Yola gidiyorum. Şimdi he. İşim bitti. Nereye gideceksin yola? İstanbul'a. O maşallah. Ha, yolda gidip o tok tutar abi. He? Tok tutar diyor. Tok tutar diye 60 lira yolculuğu tamamladım valla. Evet. Eyvallah hadi afiyet olsun. Zaten önce göz doyuyor. Öyle mi? Önce göz doyacak. Eyvallah abi. Gözde, göz gördümse, doydumsa, göz beğendimse mide beğenir. Eyvallah. Önce göz. Eyvallah. Değerli dostlarımız burada tabii ürünlerin %70-80'i birbirine çok benziyor. Abla kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Abi. Oturuyorsun. Abi. O da oğlum benim. Öyle mi? Evet. O niye öyle yaşlanmış? Nasıl sen? Anne sen çok genç duruyorsun ondan ya. Bana karşı çok genç. O, öyle mi? Çok genç. Daha dün 15 yaşındaki çocuğu. Allah Allah. O maşallah. O zaman anne genç duruyor diyelim. Eyvallah. İyi baktı ona. Anne senin tezgahta ne var? Bunlar ne her peyniri? Her şey. O köy peyniri. Mısır var. Evet, mısırlar tarhanam bahçemin var. Doğal atalarımızın mısırı. Tarhana var. Elma var. Turşuları kendim yapıyorum. Yiyebilirsiniz. Allah razı olsun. Çok sizden teşekkür de ediyoruz. Bamya turşuları var. Değerli dostlar burası böyle elma yaklaşık. Elma pekmezim. Armut pekmezini kendim yapıyorum. Buradaki pekmezlerin hepsi el yapımı. Arkadaşlar evet. Yasemin abla orası senin mi? Evet. Eyvallah orası da Yasemin ablanın yeri. Orası Perihan ablanın yeri. Senin isim ne abla? Ayşe Çakmakçı. Ayşe, Perihan, Yasemin. Değerli dostlar ablalar böyle bir araya gelmişler. Allah ekmeklerinin Allah peşindeler. Ya. Burası da Perihan ablanın yeri. Burası Yasemin ablanın yeri. Hoş geldiniz. Doğru mu ablacığım? Evet. Sende de burada nanem var. Pul biberim var. Yok yok değerli dostlar. Şöyle bu tezgahı da görelim. Sarımsak Taşköprü'nün mü? Abi Kastamonu diye geliyor. Anlamam o kadar. Tamam ben anlarım. Şu moruna gel abi. Kastamonu Taşköprü sarımsağı mor olur değerli dostlar. Ve aynı zamanda da Ağustos'un 15'inden sonra çıkar. Hasat yapılır. Dolayısıyla kokusundan da anlarım. Taşköprü sarımsağı diyoruz. Akyazı'ya gelirseniz Kuzuluğa da geliyorsunuz. Kuzuluğa gelince de bu gördüğünüz belediyenin çarşısından hanımefendilerin özellikle el emekleri, göz nurlarını sergiledikleri yerlerden alışverişinizi yapıyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz. Değerli dostlarımız, Sakarya'ya, Akyazı'ya hizmetle geçer her anı ekranlara getiriyoruz. Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan'ı diyorum. Sayın Başkanım öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Adeta bir tarım ilçesi. Sakarya zaten ülkemizin tarım sektöründe, turizm sektöründe önde gelen illerinden birisi. Akyazı da Sakarya'nın göz bebeklerinden birisi. Şimdi tam fındık hasatındayız. Aslında hasatın da sonundayız. Buradan başlayalım. İnsanlar Akyazı'ya niçin gelmeli? Hem turistik olarak, hem ticari olarak, hem de gastronomi olarak bize Akyazı'dan biraz bahseder misiniz? Evet, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Akyazı 1500 rakımdan neredeyse sıfır rakıma kadar 76 mahalleden oluşan bir ilçe. 96 bin nüfuslu. İşte 1500 rakımda yaylalarımız var. Orada orman envaileri işleniyor. Biraz aşağı 1500 rakımlara indiğimiz zaman fındık işimiz var. Daha aşağı rakımlara indiğimiz zaman da mısır, kabak ve diğer tarım ürünleri işi var. Yani dolayısıyla dolu dolu 76 mahallede tarımın her türlüsü hemen hemen yapılmakta. Sizin de dediğiniz gibi fındık hasadının da sonundayız. Biraz yüksek köylerde biraz daha geç oluyorlar. Şu anda fındık patosu yapılıyor burada. Tabii eskiden bunlar da daha çok çok zordu. Yani elle dolduruluyordu, sonra ayıklanıyordu. Şimdi gördüğünüz gibi hortum çekiyor. Makineler daha gelişmiş. Burada taşıyla, taşla fındığı ayırıyor. Bundan sonra da burada kurutmaya geçecek. 130 lira 50 liralık fındık diye açıkladı hükümetimiz.
Tabii buralarda da ciddi rakamlar giriyor hanelere. Kabak hasatını bizzat sahada çektik. Tabii kabak üretimi denince ve kabaktaki iddialı üretim denince de yine Sakarya, Akyazı bu bölge önde geliyor. Kabakla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir Osmanlı tatlısıdır, olmazsa olmazdır. Evet. Yüzünüzde gülüyor, biraz tarlalarda dolu. Kabak tatlısı, işte pekmezi, her türlü ürünleri Sakarya'da yapılıyor ve Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Biraz daha o ova köylerinde, daha merkeze yakın yerlerde kabak ticareti daha ön planda. Buralarda fındık. Peki başkanım, dışarıdan Türkiye'nin değişik noktalarından insanlar Akyazı'ya niçin gelmeli? Burada bir termal turizmi de var aynı zamanda. Uzun evet. yıllardır var ama bununla birlikte de demin söylediğim gibi gastronomi denince de hem Sakarya hem Akyazı ön plana çıkıyor. Doğru. Burada ta 1960'lı yıllardan beri çok basit çökek hamamları şeklinde kaplıcalar var. Daha sonra bir firmamız satın aldı orayı. Özel idare sondaj yapmıştı. Orada da mevcutta 1500 daire ve termal otelin olduğu, o firmaya ait. Dışarıda da 500'e yakın sivil pansiyonların olduğu kaplıca turizmi özellikle Kuzuluk bölgemizde çok etkin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.